Diğer odaları aradınız mı? Ha? Fatih Bey'in, Cahit Bey'in odasını her yer arandı mı? Hepsi efendim. Bakmadı, köşe kalmadı. Peki tamam, diğer katları da arayın. Her yeri didik didik edin. Tamam mı? Tamirhaneye de inin. Tamirhanedeki arabaların içlerine, galeriye varana kadar her yeri arayacaksınız. Yardım ister misiniz? Yok yok. Yok, ben öyle biraz kafa dağıtmak için. Zaten birazdan kızlar gelip toplarlar. Sizin de odanız darmadağın değil mi? En azından temiz çıktım. Ben de. Yani gerçekten burada yaşadıklarınız için üzgünüm. Böyle bir şey tanık olmanızı istemezdim. Yani bizim hakkımızda yanlış bir şey düşünmenizi de. İnanın her gün böyle şeyler yaşamıyoruz. Yani yadırgadığımı inkar edemem ama elbette bir açıklaması vardır. Şüphelendiğiniz kimse var mı? Yok. Yani ilk defa yok. Yani ilk defa derken hani bizde... ilk defa başınıza gelmiyor sanırım. Evet. Yani hayır, hayır. Yani evet, yani geçmişte bazı şeyler yaşadık ama çok uzun zaman oldu. Yani hepsi unutuldu gitti. Cahit Bey, rahat olun. Yani gazete okuyan her insan kadar ben de geçmişte yaşadığınız sıkıntılardan haberdarım. Ama... bugünkü talihsiz olay ne Kozanlara olan bakışımı ne de size olan fikrimi etkilemedi. Etkilemez de. Hatta sizi biraz rahatlatmak için diyorum ki... bugün yapacağımız mini toplantıyı akşam erteleyelim. Yani aslında çok iyi olur. Bütün toplantı odaları böyle darmadağınken... Hayır hayır, yanlış anladınız. Yani şu şirketin havasından çıkmak hepimize sinirlerine iyi gelecek sanırım diyorum. Hatta sanırım kendi kendimi size davet ediyorum. Bize yemeğe mi? Ya iyice utandırdınız beni. Yani bunca zamandır bizim davet etmemiz gerekirken. Tamam. O halde akşam görüşürüz. Tabii tabii, görüşürüz. Tabii görüşürüz. Ha bu arada yemekten sonra da bir tur bilardo oynuyoruz herhalde. Tabii tabii. Bilardo maçı da yaparız, ne demek? Görüşürüz. Ne bilardosu ya? Yemeğe geliyor akşam bize. Üstüne de bilardo maçı yapacağız. Allah Allah. Ben burada böcek ayıklayayım. Sen adamı yemeğe çağır. Ha, böcek ayıkla. Adamın bir raporuyla Almanya'da bizi ayıklayacak. Haberin var değil mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Gene mi Almanya be? Başlayacağım şu Almanya'ya. Yine mi Almanya? Evet, yine Almanya kardeşim. Kusura bakma. Yani şu düştüğümüz halden sonra bırak adamı eve yemeğe davet etmeyi. Gerekirse mutfağa girip yemek pişireceğiz yani. Elma, sen hiç yemiyorsun ama. Yapma böyle. Daha iyi görmek isterdim seni. Ha, iyiyim ben ya. Pek midem almıyor da bu aralar. Elmas, gördün bak, Fatih Bey'in de dikkatini çekmiş. Hadi ne olur. Hadi biraz yer misin lütfen? Midem almıyor dedim ya Cahit. Olsun, bir parça hadi. Bir şey olmaz, bir parça. Fatih abi, sen yabancı değilsin. Ben bir babamlara bakıp geleyim, olur mu? Tabii tabii. Çok selam söyle. Yol yorgundurlar diye uğramadım. Yarın mutlaka uğrayacağım. Baş üstüne. Herkese afiyet olsun. Burada olmak Elmas'a pek yaramamış sanki Cahit Bey. Yok yani. Elmas böyle bu ara bir şey aslında... Fatih Bey. Bitirdiyseniz tatlılara geçelim mi? Tabii. Ama İclal Hanım'ı beklemeyecek miyiz? Hatta yanlış hatırlamıyorsam sofrada başka eksikler de var. Annem yok, Fırat abi yok, bir de halam yok. Halam zaten hiç yok. Ona sofra yasak. Sen yemeğini yer misin? Halam ağlam dedim diye kısıyor. İclal Hanım rahatsız galiba. Biraz başı ağrıyordu ama sizin geleceğinizi biliyor, inecektim. Ben ona bir bakayım izninizle.
Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi aklımı kaybedeceğim artık. Bu adam benden ne istiyor ya? Sakin ol. Korktuğunu belli etme. Kolaydı sakin ol demek. Sana diyorum ki bu sabahtan sonra adamın adını duyunca bile benim karnıma kramplar giriyor ya. Şimdi geldi adam benim soframda oturuyor. Bizi taciz etmek için geldi. Ay ne iyi oldu söylediğin salak. Ben de zannediyordum ki bizim açlığın yemeklerini denemeye geldi. Bana bak Fırat. Ben böyle ecel terleri dökerek yaşayamam ha. Bu adamın ne istediğini öğrenmek zorundayız. Sen bu adamla konuşmak zorundasın. Ben mi? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Korktun mu? Ah şekerim. O zaman ben seni yarın ararım artık o konuda tam olarak konuştuğumuz gibi. Tamam. Hadi. Oo, baş ağrın geçmiş. Çalışanlarını azarlamaya başlamışsın. Sen ne zaman eleman tuttun ya? Yok be anne ya. Ne elemanı? Bu dernekten gıcığın teki sipariş falan bir şeyler vardı. Sen boş ver ya. Toparlandıysan gel hadi. Hiç aç değilim ben. O zaman sen de yemezsin. Evde misafir var. Yani şirketimizin en mühim projesinin ortağı. Ev sahibesi olarak senin yerinin boş kalması münasip mi? Ha? O edepsiz elmas bile evin sahibi gibi böyle kurulmuş sofraya. Anne sahiden nerede Nazan ya? Hı? Niye gelmedi? Bir hafta geçti bekletiyorsun kızı hala. Vallahi gelsin artık eve Nazan. Dönsün geri yani. Ne? Yine niye acaba öyle bakıyorsun ya? Senin ne derdin var bu Fatih'le? Ne derdim olacak canım benim helalimin adamıyla? Ben de onu soruyorum işte. Bir baş ağrısı muhabbet tutturdun, odana kapandın. Hadi gidelim diyorum, Nazan mazan laf karıştırıyorsun. Ha, adamın karşısında oturmamak için kıvranıyorsun. Ne düşüneyim sence? Anne sen ne kadar tuhaf bir kadın oldun ya. Aa, yani şurada 40 yılın bir başı bir gece odama çekileyim diyorum, altında 1000 tane şey arıyorsun ya. O Nur Hanım'ın eski aşkıyla benim ne derdim olacakmış acaba? Laflara bak laflara. Ne olur Allah aşkına konuşma, bir şey söyleme hadi. Ne olur inelim, yemeğe inelim lütfen. Ne olur hadi gel inelim aşağıya. Hadi. Tamam tamam. Sağ ol. Tabii bugünkü dağınıklığımız biraz kafaları yordu. Ama Almanya'ya sunacağımız dosyalar yarın sabah hazır olmuş olacak. Evet. Çok detaylı bir sunum dosyası hazırladık Fatih Bey. Yani sabaha masanızda olur. Siz onayladığınız an... Siz onayladıktan sonra ben de son kez onayladıktan sonra Almanya'ya gidebilir. İhlan Hanım, gözlerimiz kapıda kaldı. Anne, az daha sen yoksun diye tatlı yiyemiyordum. Başınız nasıl oldu? Ay, teşekkür ederim. İlaç aldım, iyiyim şimdi. Siz de hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk. Münasip olan da budur zaten. Herkes evini, yerini bilecek. Orası ablamın... Öyle değil mi Tayyar? Bizim kızımız da yerini, yurdunu bilecek. Kocasının yamacından ayrılmayacak. O adam ablamın... Ah, hayırlısıyla bir avazla doğursun da... bebek dediğin kısmetiyle gelir. Hele bir gelsin. Kuzumun kuzusunun kuzusu. Bak gör o zaman. Ev nasıl bollanacak, bereketlenecek. Anasının babasının hanesine ay gibi doğacak inşallah. Amin anam, amin. Ama böyle sessiz sedasız gitmesine de gönül koymadım değil. Ablam gitmedi babaanne, kaçtı, kaçtı. Sen ekmek mi istedin yavrum? Al, al hiç, çocuğum. Hiç boşuna kaş göz yapma Nur. Bak, babaannem yine sağır oldu, duymuyor. Dudu anne, yani
Kaçıp gittiğinden değil de zaten gittiği yer şurası. Yarın mutlaka gelir sizi ziyarete mutlaka. Elbet gelecek. Öyle kimsesiz bostan korkuluğu gibi bir başına değil ama. Sen bir kulağına üfleyiver. Madem bir çatı altına girmişler, kocasını da alsın gelsin, elimizi öpsün, helalliğimizi alsın. Yok artık, bu kadarı bana fazla. Oğlum daha tabağın duruyor. Ben yiyeceğimi yedim babaanne, ellerine sağlık. Sayende tıka basa doydum. Ulan terbiyesiz, sen babaannenin yanında... Çocuğa dalma Tayyar. Bırak zehirini bize akıtsın. Ablasını darlayacağına, içine atıp yüreğini kabartacağına, bırak bize akıtsın zehirini. Ben bir konuşayım onunla. Konuşayım. Afiyet olsun. Emin, ablacığım bak ben anlatacağım sana. Bak sen, kapımızın önünde kedi gibi dolanıyorsun ama içeri giremiyorsun değil mi? Ablacığım gerçekten... Sen bana konuşma. Git odamın gözlerine konuş. Senden bahsederken kaçırdığı gözlerine konuş. Emin. Elmas. Hoş geldin. Ya. Çok hoş buldum. Çok hoş buldum gerçekten. Tamam. Aldırma. Birkaç gün geçsin, yatışacak. Hadi gel. Üşüme. Gel içeri geçelim. Yok ya. Şimdi hiç babamlara gözükmek içimden gelmedi. Orada durasım da gelmedi. Ay böyle sersem gibiyim zaten. Ne hissettiğimi, ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum yani. Doğru söyle bana. Cahit canı sıkacak bir şey mi yapıyor? Yok. Yok tam tersi. Hiç olmadığı kadar yakın olmaya çalışıyor. Üzerime titriyor. Böyle gözlerinde hep bir vicdan azabı. Beter olsun. Vicdan azabından mı kaçırıyor acaba gözlerini? Affedersin. Bazen çenemi tutamıyorum. Sen de iyice düşman kesildin ama. Sen iş yerinde de böylesin. İşiniz zor vallahi sizin. Bak Cahit umurumda değil. Seni üzmesin. Canını sıkmasın yeter. Tamam tamam. Merak etme. Hadi sana bir havadis vereyim de kafam dağılsın. Fatih şu anda bizde yemekte. Bak burnumun ucunu görecek halim yok ama Yiğit'in bakışları görünmeyecek gibi değil yani. Kızım bu seninki mektup meselesini aşamamış, ben sana söyleyeyim. Sizin gibi yurt dışında kariyer yapan gençlerimizle gurur duyuyoruz gerçekten. Ama yani topraklarımızdan uzaksınız, hoş bir şey değil bu. Tabii, tabii. Yani bizim için de durum pek farklı değil. Hangi mevkiye gelirseniz gelin, gurbetlik zor. Ama sonuçta gördüğünüz gibi dönüp dolaşıp geldiğimiz yer vatan toprağı. Tabii tabii, vatan toprağı. Oh, benim oğlumun uykusu gelmiş, bizim artık masal vaktimiz. Ama anne artık kötü cadının masalından bıktım usandım. Çocuk işte dili sürçtü. Çocuk şaşırdı vallahi, artık uykusuzluktan ne söyleyeceğini şaşırdı. Ben götüreyim yatırayım onu. İyi geceler. İyi geceler. Beyler, hadi biz de artık bilardo maçına geçsek mi ha? İşte gecenin en heyecanlı anı. Yiğit Bey, siz oynamıyor musunuz? Geliyorum Fatih Bey, siz önden buyurun. Kötü cadı Nur Masalı. Buyurun Fatih Bey. Kötü cadı Nur Masalı. Allah bu işlerden korkulur, ben sana söyleyeyim. Sonra nasıl düşman olmasın ki çocuk Nur'a? Her gece beynini nasıl yıkadığını öğrendik şimdi. Yalnız şaka maka. Bu gece Fatih Bey'i güldürdük yani ha.
Fatih Bey. Refleksler bayağı iyi. Gecenin sonunda reflekslerim mi, vuruşlarım mı daha iyi? Karar verirsiniz. Ya önden buyurun, misafir sizsiniz. Hadi bakalım. Ha. Cahit, ilk maça siz başlayın. Benim bu telefonu açmam lazım. Ne oldu Yiğit? Böcek işi mi? Cihazı inceleyecekler de bakalım neler çıkmış. Şunlarla bir konuşayım. Düzler bende. Evet, söyle bakalım Birol. Neyin nesiymiş bu böcek? Fatih Bey, dünya şampiyonası görse sizi kıskanır yani, ben size diyeyim. Nazar. Ya bırakın Allah aşkına yani. 10 yaşında olsam gerçekten beni mutlu ediyorsunuz ya vurmadığınızı düşüneceğim. Kem gözlüğüm demiyorsunuz da. Hadi sevgili dostum, hadi sıra sizde. Peki. Ya şu bilişim dilini bir kenara bırakıp bana Türkçe adam gibi anlatsana kardeşim. Kısa ve öz. Biz daha önce böyle bir mekanizma görmemiştik Yiğit Bey. Şimdiye kadar bildiğimiz böceklere benzemiyor. Bu yüzden şirketin başka hiçbir yerinde hiçbir böcek bulamadık. Çünkü bu cihaz tek başına yeterli. Ne demek bu? Ha? Ne demek bu yani? Ne demek tek cihaz? Evet Yiğit Bey, korktuğumuz gibi. Tek bir cihazla bütün binayı dinlemişler. Bu nasıl bir şey Allah aşkına ya? Bu nasıl bir teknoloji? Çok yeni bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Sinyal gücü o kadar yüksek ki tek bir tanesi sizin odanızdan tamirhaneye kadar bütün binayı çekmiş. Peki, tamam. Gel Yiğit, gel. Gel. Ortağımız anasının karnından ıssakayla doğmuş mübarek. Baksana. Şu köşe. Yiğit, yeni bir şey mi bulmuşlar? Odamıza görülmemiş bir böcek koymuşlar. Bizimkiler böylesini daha önce görmedik diyor. Ben de böylesini inan duymadım. Nasıl ya? Hiç görülmemiş, duymamış bir teknoloji. Yani bir tanesiyle bütün şirketi dinlemişler. Ne diyorsun ya? Anlaşılan durum daha da sıkıntılı olmaya başladı. O zaman turnuva iptal. Yarın şirkette görüşürüz. Buyurun. Buyurun, ben sizi geçireyim. İyi akşamlar. Ah be oğlum be. Yaktın beni.
Sen benden ne istiyorsun acaba? Keşke adamın yanında konuşmasaydık ya. Huzursuz ettik şimdi gider ayak. Ya bırak Allah aşkına. Zaten bütün gece yemekte ayar oldum. Her maydanoz, her lafın içinde. Ne oldu Yiğit? Ne diyor bizimkiler yani? Ne desinler işte? Onlar da bu kadarına pes diyorlar. Hadi Yiğit. Yani kim yapıyor olabilir ki böyle bir şey? Süper soru ama bilmiyorum. Bu kez gerçekten bilmiyorum. Yani eski defterlerin hepsi kapatıldı. Düşmanlarımızın hepsi içeride. Kim ne istiyor olabilir ki bizden? Kim yaptı bilmiyorum ama birisi madem bir şeyler istiyor bizden, o zaman eninde sonunda yüzünü gösterecek. Ben biraz bahçeye çıkacağım, hava almam lazım. Yiğit. Kötü cadı Nur'a mı gidiyorsun? Ne öyle ya? Saattir kapıyı çalmanı bekliyorum. Çalmadan mı gidecektin? Hiç bitmeyeceğini sandığım bir gün oldu. Ne yani? Konuşmayacak mıyız? Toplamışsın. İçine bakabilirsin istersen. Hiçbir şey almadım. Sedat sadece gümüşleri okutmuş. Onlar için yapabileceğim bir şey yok. Ödeyeceğim ama borcum borç. Abuk subuk konuşma. Ben gitmeden seni görmek istedim. Öyle kaçar gibi gitmeyeyim dedim. Sen gerçekten gitmek istiyor musun? Neden istemeyeyim ki? Ne var burada beni tutan? Mert. Sana hala diyor. Siz yokken, Abant'tayken biz top oynamıştık beraber. Mert sana halam diyor. Ben sana kardeşim diyorum. Sen hala seni burada tutacak bir neden olmadığını söylüyorsun. Sen bugün neden öyle yaptın ki? Yani benim çaldığımı bile bile neden beni o kadar korudun ki? Çok saçma. Gereksiz bir merhamet. Sırf aynı babadanız diye bunu yapman gerçekten anlamıyorum. Sevgi. Böyle kelimelerle anlatılabilecek bir duygu değil. Sevgi. Beni seviyor musun? Niye ki? Kolay anlatılabilir bir duygu değil demiştim değil mi? Sen nasıl seversin ki beni? Ezberlenmiş bir şey bu. Aynı babadanız diye. Böyle ezbere sevmen lazımmış gibi. Ben hayatımda kimseyi ezbere sevmedim. Ezbere sevmek nedir bilmiyorum. Ya sen? Sen şimdi ciddi ciddi beni seviyor musun? Ben seni seviyorum. Bu yüzden kalmanı istiyorum.
Her sevdiğim insanı yanımda görmek istediğim kadar seni de yanımda görmek istiyorum. Bak, bu yüzden abin olmak istiyorum. Bu yüzden kardeşim ol istiyorum. Yağmur, yaptığın hatalar umurumda değil. Geçmişte ben de çok hata yaptım. O hataları düzeltebilme ihtimalin umurumda benim. Bak ben düzelttim. Hepsini. Sen de yapabilirsin. Sen umurumdasın. Seni kazanmak umurumda. Senin beni sevebilme ihtimalin umurumda. Benim sana daha fazla söyleyebilecek bir lafım yok. Karar senin. Eşyalarını toplamışsın. Eğer istersen yarın sabah abine arkanı dönüp bu evden gidersin. Ya da eşyaları tekrar odana yerleştirip burada abinin küçük, sevimli kedi kız kardeş olmaya devam edersin. Karar senin. Çok yorulmuş benim sevgilim. Yoruldum Nur. Yoruldum, dinlenmeye geldim. Nefesim kesildi Nur. Yanında nefes almaya geldim. Gelmiş bizim artık masal vaktimiz. Ama anne artık kötü cadı Nur masalından bıktım usandım. Odasında efendim. Anlıyorum, tamam. Ben de birazdan orada olacağım ama siz benim söylediklerimi unutmayın, tamam mı? Gelen kargolar 40 yıllık firmadan dahi gelse o kuryeleri sıkı takip alın. O böceği kim koyduysa öğreneceğim ben, o kadar. Yiğitçiğim, ne oldu yine böcek falan? Var mı korkmamız gereken bir şey? Seni bilmiyorum ama benim her zamanki gibi senden korkmam gerekiyormuş, o belli. Şey, değil mi? İşte bak, çocuktan al haberi. Nasıl yaparsın ya? Heh? Masalları bile alet edip küçük bir çocuğun beynini nasıl yıkarsın sen? Ama Yiğitçiğim, bir kere oldu ya vallahi. Öyle tutamadım kendimi. Ya kimi kandırıyorsun sen? Heh? Çocuk kötü cadı Nur masalından sıkıldım, bıktım diyor. Sen kimi kandırıyorsun?
Ya sana söyledim. Defalarca kez uyardım. Bu çocuğu bir silah gibi kullanma. Bu çocuğun psikolojisiyle oynama dedim. Ama sen ne yaptın? Ha? Korkunç masallarla çocuğun beynini yıkadın. Nur'u sevmemesi de, o müştemilatı taşlaması da hepsi. Ama hepsi senin eserin. Oh! Ama değil mi? Oh! Yine bana patlayacağın bir mazeret verdim sana. Ama yok. Yok Yiğit'ciğim. O kadar uzun boylu değil bu sefer. Mert Nur'dan nefret ediyor diye sen beni suçlayamazsın. Tek problem benim anlattığım masallarmış gibi davranamazsın. Sakın üste çıkmaya çalışma. Çünkü bu kez olmaz. Ne yaparsan yap, ne söylersen söyle, o çocuğun duygularını kendi nefretine alet etmeni savunamazsın. Anlıyor musun? O daha küçük bir çocuk. Onun içine nefret tohumları ekemeyeceğin kadar küçük bir çocuk o. Ha, ben nefret tohumları ekiyorum öyle mi? Sen ne zannediyorsun ya? He? Ne zannediyorsun sen? Bizim yuvamızı yıkan bir kadını benim oğlum sevecek, baş tacı edecek mi zannediyorsun ha? Ben olmasam ne olacak? Ben olmasam, benim anlattığım masallar olmasa Mert sevecek mi o kadını? Sen buna inanıyor musun be? Anlamıyorsun. Anlamıyorsun çünkü işine gelmiyor. Anlamak istemiyorsun sen. Mesele sadece Nur'u sevmemesi değil. Mesele senin yaptıkların. O çocuğun duygularını bir kuklayı yönetir gibi yönetmen. O saf çocuk kalbine nefreti, öfkeyi öğretmen. Yiğit'ciğim biliyor musun, ben gerçekten çocuğuma ne öğrettiğimi bilmiyorum. Gerçekten. Ama sen her ne kadar görmezden gelirsen gel, kendi çocuğuna acıyı ve ihaneti öğrettin. İzler. Sen anlamak istemiyorsun ya. Sen anlamak istemiyorsun çünkü senin işine gelmiyor. Ha. Bir de sen kendi çocuğuna ne öğrettin biliyor musun? Hayallerinin yıkılabileceğini öğrettin. Ve ben biliyorum, çok yakın zamanda bir şey daha öğreteceksin sen kendi çocuğuna. Senin çocuğun annesiyle evlenmeni beklerken o kadına döneceksin ve oğluna asla sana güvenmemesi gerektiğini öğreteceksin. İzlen! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Gecenin sonunda reflekslerim mi, vuruşlarım mı daha iyi? Karar verirsiniz. Yüzleştim. Sonunda yüzleştim. O kadına geri döndüğünü bildiğim böyle vurdum suratına. Yine fevri davranıp yanlış yaptın yani. Sen bu kafayla devam ettiğin sürece koşa koşa o kadına gider. Aptalsın işte. Senden gizlemek zorundaydı. Elindeki tek koz senden gizlemesiydi ama sen ne yaptın? Yüzledin. Artık gizleyecek hiçbir şey kalmadı. Gözüne soka soka o kadına da gider. Gözüne soka soka oğlunla o cam gözünün arasında yapar. O biraz zor anne. Bu kadarı biraz zor. Yılana gitmemiş. Şunu da kapatalım. Hadi Elmas, gülsün artık yüzün biraz.
Bak doktora gideceğiz, bebeğimizi göreceğiz. İkimize de ilaç gibi gelecek, hadi. Güler yüzün. Oğlumun yüzünü bir göreyim. Güler, merak etme. Bak, eğer istiyorsan doktordan sonra böyle baş başa bir öğle yemeği yeriz ha. Sonra bir şeyler yaparız. Ha, belki bebeğimize bir şeyler bakarız, oğlumuza. Ha? Daha bebek odasını da ayarlamamız gerekiyor. Yani aslında nerede kalacağımıza bir an önce karar verirsek, eğer gerçekten burada kalmak istiyorsan, yani söyleyeyim misafir odasını hazırlasınlar. Ama bak Elmas, yani bana kalırsa ben seninle baş başa kendi evimde kalmak isterim. Madem birbirimize inanmak için birlikte geçireceğimiz zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz, ben o zamanı seninle herkesten uzak kendi evimizde geçirmeyi tercih ederim Elmas. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yok. Yok bir şey. Hadi aç kapıyı da çıkalım. Merhaba. Biz geldik. Şimdi ya. Hadi. Sana pes be. Fatih odasında mı? Evet, odasında. Sinyal alamıyorum, bir sıkıntı var. Günaydın. Şimdi Fatih efendi.